Enem Arat bölümden haftanın son masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, güzel bir enerjiyle mutfaktan çıktık. Şimdi sıra geldi misafirlerimizi ağırlamaya. Evet hanımlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Herkes de büyük final heyecanı var şu anda. Rüveyda'da da tabii ki bir masa heyecanı var. Evet Rüveyda, evet. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum Kadir Bey. Güzel bir etap geçirdik. Çok güzel bir gündü. Masama, evime hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. İnşallah bu son final günde güzel bir anıyla, güzel bir tecrübelerle ayrılacağız. İnanıyorum ki güzel bir yemek olacak sizin için. Hadi bakalım akıllarda neler kalacak? Hangi yorumlar zihinlere kazılacak göreceğiz. Evet. Serpil Hanımcığım, dün Nesrin Hanım'ın masası çok şık bulunmuştu. Ki siz dediniz ki benim masamda çok bir farkı yok. Şöyle masaya baktığınızda nasıl buldunuz bu masayı da? Yani masasını beğendim. Final gününe yakışan bir masa olmuş. Şık mı? Şık. Peki eksik edik bir şey var mı? Hayır, bana göre yok. Peki Ayşenur? Masasını ben de beğendim. Güzel olmuş. Dün Nesrin ablanın masasına benziyor yine, açık renkler. Aynı kireş. Şıklıkta mı peki? Ya Rüveyda Hanım'ınki biraz daha şık. Biraz daha şık. Evet. Peki Nesrin abla, sen nasıl buldun masayı? Güzel buldum. Şık bir masa. Çeyizinden hazırlamış masa örtüsünü. Çeyizinden oluşu da güzel. Kıyafetiyle birlikte masasının uyumu hoşuma evet, gitti. Evet, kombin giymiş masayla birlikte. Evet, kombin giymiş. Final masasına uygun buldum. Peki. Emine Hanım, siz nasıl buldunuz masayı? Masası şık olmuş, güzel olmuş. Final gününe uygun olmuş. Kendinle bir kombin olmuş. Beğendiniz yani. Peki o zaman yemeklere geçelim mi? Çorbayla başlayalım, daha sonra da menüyü konuşalım. Kendi masamı çok özenerek ve güzel hazırladım. Nesrin Hanım'ın masasını da beğenmiştim ama kendi masamın da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Rüveyda Hanım'ın masa düzeni Nesrin Hanım'ınkiyle aynıydı. Benim masam Rüveyda Hanım'ın masasından daha iyiydi. Evet Emine Hanım, siz genelde yaptığınızı söylediğiniz için alışık olduğunuzu düşünüyorum bu çorbaya. Nasıl buldunuz lezzetini? Vallahi lezzeti ne çok wow ne de çok aşağıda, hani orta ayarda bir çorba olmuş. Bunun hani tadını biraz kırabilirdi. Biraz tuzu fazla olmuş. Hani birazcık bunun limonla tadını kırabilirdin. Tarifin içinde herhangi bir limon olmadığı için hani şey yapmak istemedim. Ama tarif değil de işte hani bunu kendimiz hani asit dengesini böyle kendimiz ayarlarsak hani daha yani böyle. Yani tuzsuz devam ettik ya, dedim bu hafta i̇şte hani o tuzu biraz devam hani etmek tatlı istemedim. Ya tatlı olduğu için biraz çünkü da tuzu baskın olmuş. Tavuğun içine de tuz koydum. Hı-hı. Kendi şeyi de sütünü de döktüm. Belki sütünü biraz daha koyabilirdim, bu sefer de kıvamla ilgili bir sıkıntı yaşardım. Kıvam hakkında ne düşünüyorsunuz? Kıvamı güzel olmuş. Hı-hı. Ama tat olaraktan dediğim gibi ne üstte ne altta, böyle arada bir çorba olmuş. Ben çok sevemedim. Buna birazcık limon sıkıp bunun tadını ayarlayabiliriz. Böyle tatlı tatlı böyle kabak kabak ağza gelmezdi. Limon tadını daha böyle bozardı lezzetli ama şu konuda süt koyabilirdim. Ama benim şu an böyle o dediğimiz tuz oranını bence böyle ucunda. Şimdi yani. Şimdi orijinal tarifte limon yok ama siz diyorsunuz ki deneseydin limonu. İşte o riske edemem yani. Şu an kendi günümde. Ya ben normalde kendi yaptığımda limon koyuyorum. Çünkü onun hani ekşi tatlı dengesi vardır ya hani bir içtiğimiz çorbalarda. Hani böyle biraz da böyle ağza tatlı tatlı ama gelmemesi gerekiyor. Hani bizim toplumumuzda da hani böyle tatlı çorbalara çok alışık değiliz evet, ya. Evet. Rüveyda iki de bir risk almadım diyor. Bunun diyor işte diyor tarifi buydu diyor. Bunu yaptım diyor. Yaptığımız şeylere de kendimizden bir şeyler katıp kendimiz yorumlamamız gerekiyor. Hani kendi yorumunu hiç yemeklere katmamıştı. Hiç de risk almamış. Yani genel olarak zaten ben yemek seçimlerinde risk aldım. Emine Hanım şunu anlamıyor. Tariflerimin dışına çıkarak risk almadım. Zaten bunun dışına da çıkmamalıyım. Risk almasa bence zor kazanır. Şimdi tarifte limon yok ya. Şimdi o riske girmemesi burada Rüveyda Hanım'ın da hoş. Ben olsam ben de o riske girmezdim. Şimdi limonu ona ilave edip çorbasını da mahvetmek var ama günün evet. sonunda. Yani, yani tuzdan falan tuzu fazla kaçmış, ona ben de katılıyorum. Tuzu biraz fazla baskın gelmiş zaten ama o limonu denememesi çok normal. Ben buraya bir davet sofrasına geliyorum. Ben üst komşuma veyahut da alt komşuma akşam yemeğine gelmiyorum. Mesela siz de öyle. Bunun tuzunu tam atmam gerekiyorsa tam atmam gerekiyordur. Az ama atmam gerekiyorsa az atmam gerekiyordur. Ama şunu lütfen altını çizelim. Bu böyle çok tuzlu yenmeyecek bir çorba değil. Siz belki az tuzu tercih ediyorsunuzdur. Bu çorba normal olması gerektiği kadar bir tuzlu olan bir çorba. Yani benim çorbam tuzlu deyip etiketlemenize izin vermiyorum. Çünkü bu çorba yani evet tuzu belirgin ama böyle yenmeyecek bir tuz oranı yok kesinlikle. Çorba gerçekten kötüydü. Hani yenilmez bir çorba değildi ama ki wow işte bu davet menüsünde kullanabilecek bir çorba değildi. Tuzu gerçekten baskındı. Bence biraz puan kaygısıyla böyle bir yorum yaptığını düşünüyorum. Puan kırmak için olumsuz yaklaşmadım. Böyle bir kaygım yok. Ben çorbayı beğendim.
bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Aa, hoşuna gitti ilk defa içen biri olarak. Ama eve gidip yapmam. Daha çabuk. Mercimek çorbasını pişiririm ondan iyi. Bununla kız kabak uğraşmam. Yeme mercimek. İşte bunu koy yeter. Mercimek yine kabağa koy. Kabağı olur. Yok, kabağı tatlı yaparım. Onun üstüne ceviz atar yerim. Ne afiyet olsun. Yani çorbayı beğendim ama bir yerde karşıma çıkarsa da oturur afiyetle yerim. Hani hazır bulursam yerim ama evde uğraşmam diyorsun. Evde uğraşmam. Mercimek çorbası koyarım ondan iyi. Ondan bununla mı uğraşacağım? Rüveyde sen zaten bir şey pardon Ayşenur, sen bir çuval mercimek al, otur aşağı pişir pişir ye. Emine Hanım'a sinir oldum ya. Bir çuval mercimek al, otur iş dedi bana. Çok ayıp etti yani. Ben bir çuval mercimeği ne yapacağım? Bir kilo alsam yeter bana. Ayşenur bana çok sinir oldu ama istediği kadar olabilir. Her şeyi mercimeğe bağlıyor. O zaman bir çuval mercimek alsın, otursun pişirsin yesin. Ayşenur beğendim dedi. Serpil Hanım. Tuz konusunda ben hani rahatsız olmadım ama hani öne çıktığına ben de katılıyorum arkadaşlarıma. Dediğim gibi çok az içtiğim bir çorba. Tuz oranı çok rahatsız etmedi beni. Akışkanlığı da aynı şekilde. Kıvamı da yerinde. Çorbasını farklı beğendim. Farklı bir aroma aldınız mı içinden? Hayır almadım. Almadınız. Peki. Almadım. Nesrin Hanım? Çorbanın kıvamını beğendim. Beni rahatsız eden hani o süt kokusu. Hmm. Süt kokusu. Başka beni rahatsız eden olmadı. Tuzu falan. İçine süt koydum ama yani bir de üstüne süslemek adına da konuyor sütü. Ki o bir şeyi kırsın diyerekten. Kremamsı tabakası olsun diye. Evet. Tuzu beni rahatsız etmedi. Bana göre tuzu normal geldi. Afiyet olsun. Peki, afiyet olsun. Evet, ara sıcakta 3 çeşidimiz var. Yaprak sarması, çiçek mantı. Yanında ne vardı? Haydari. Haydari. Hadi bakalım gelsin. Sizin yaptığınız yumuşak yorumları onlar size yapmıyorlar. Yani ben hakkımı vereceklere inanıyorum arkadaşlarım. Gerekli savunmaları da yapıyorum. Artık herkesin vicdanına kalmış yani. Sonuçta ben kimseyi burada zorla bana şunu ver diyerekten boyuna yapışamam. Hanımefendi için bal kabağı çorbanız tuzlu bulundu. Ne dersiniz? Evet, tuzu belirgin ama böyle tuzlu bir çorba değil kesinlikle. Tarifte limon olmamasına rağmen limon yok demesi garip değil mi? Yani bu benim için o anda riske edebileceğim bir durum değil yani. Bunu ben kabul edemem. O yüzden kendime... Bu eleştiriyi kabul etmiyorum. Rüveyda Hanım, bugün çekeceğiniz var galiba. Hiçbir şey olmayacak Allah'ın izniyle. Anlamına kıyıya çıkacağım. Hepsi de çok güzel, beğenecekler. Puanlar açıklandığında hepsinin yüzünü siz de merak ediyor musunuz? Evet, kesinlikle merak ediyorum. Yani inşallah onlar pişman olmazlar. Benim vicdanım çok rahat. Dün tuzsuz yemek yiyen, bugün bayağı baskın bir tuzu olan çorbaya normal dedi. Evet, topun altına Nesrin Hanım girdi. Şimdi bu çoklar, bu çok normal bir şey mi? Koruyorum. Bence öyle. Hiçbir durum, zaman korumuyorum. Hayır, onu burada benim hiçbirinizde bir karışlığım yok. Yok zaten, hayır. Onu demiyorum zaten. Dünkü, ama hani dünkü yemekler tamamen, dünkü yemekler tamamen bugün tuz. Gerçekten bastım. Ben almadım tuz tadını, sen aldıysan ben almadım. Ama o zaman şimdi size ayrı bir o zaman sizi ayrı yapıp getirmediğine göre hepimizin ya, aynı tencerede geldi. Şimdi bu tuzlu olsaydı ben burada tuzlu oldu demeyecek miydim? Yani neyinden ama çekinecektim? Ama tuzluydu Nesrin Hanım. Hayır ben dedim ya Serpil rahatsız Hanımcığım, edici. Serpil Hanımcığım tuzlu bakın, olsaydı hayır, bak hayır. Söylerdim tuzlu olduğunu. Rahatsız edici derecede tuz değil ama baskın derecede şimdi tuz vardı. Şimdi şöyle Nesrin Hanım, dün sen yemeklerini yerken dedin ya ben çok tuz sevmiyorum. Benim standartım evet. Bu. Ama burada şimdi, bana bu çorba hayır, tuzlu Serpil gelmedi. Serpil Hanım da diyor ki. Dün o yemeği yapıp yiyen bir kadın bu çorbadan aldığı gibi tuz oldu demesi lazım. Hayır, olmayayım ben sadece. Bak almış olsaydım inanın ki... Anladım sana gelmedi tuzu. Gelmedi. Peki gelmedi bana Emine tuz. Hanım niye Rüveyda Hanım'ı koruduğunu düşünüyor? Korumuyorum. Niye koruyayım Rüveyda Hanım'ı? Ne alaka? Ben Rüveyda Hanım'ı önceden mi tanıyordum? Ondan birlik olayım. Yani parayı kazanırsam ondan mı paylaşacağım? Konuşmuş olmak için konuşuyorlar. Hiç de laf olsun diye konuşmuyorum. Çünkü böyle olumlu alttan bana gelince hepsi panterdi. Niye buraya gelince olumlu yorum yaptılar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.